Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Esad'dan dikkati çeken Türkiye açıklaması iki şartını duyurdu. Suriye rejimi lideri Beşar Esad, Türkiye'ye yapılan görüşmelerde somut sonuçlara ulaşılması için Ankara'nın Suriye'ye yönelik askeri operasyonları ve muhalif gruplara verdiği desteği sona erdirmesi gerektiğini ifade etti. Ankara ile Şam arasında normalleşme süreci Rusya'nın da girişimleriyle son 6 aydır yoğun bir hız kazandı. İstihbarat birimlerinin görüşmeleri devam ederken, 11 yıl sonra bakanlar düzeyinde ilk somut adım 28 Aralık'ta atıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas'la Rusya Federasyonu ve Suriye İstihbarat Başkanları ile Moskova'da bir araya geldi. İkinci görüşmenin Şubat ayı başında Dışişleri Bakanları düzeyinde olması bekleniyor. Suriye rejimi lideri Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiy'i başkent Şam'da ağırladı. Suriye Devlet Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Esad, Ukrayna Savaşı dolayısıyla Rusya'nın yanında olduğunu bildirdi. Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı toplantıda, Türkiye, Suriye ve Rusya arasındaki üçlü müzakerelerde masaya yatırıldı. Lavrentiy, Rusya'nın söz konusu görüşmelere pozitif baktığını kaydederek müzakerelerin ilerlemesinin önemli olduğunu söyledi. Esad ise toplantıların verimli geçmesi için Suriye ile Rusya'nın koordinasyon içinde olması gerektiğini söyleyerek görüşmelerde somut sonuçlara ulaşmak için Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonlarını ve muhalif gruplara verdiği desteği sona erdirmesi gerektiğini ifade etti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.